savcının açıklamasını sana söylüyorum. Diyor ki ABD Büyükelçiliğine sordum, cevap bekliyorum. Görüntüleri Enis Berberoğlu'na verenler de araştırılıyor dedi. Verenler araştırılıyor. Demek ki ifadede bu yok. Yani verenler araştırılıyor kim? Şimdi soru soralım mesela Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi var mıydı bu MİT'lilerin görüntülerini Enis Berberoğlu'na verilmeden önce? Ya genel başkanın haberi vardır bence. Yani haberi olmadan böyle bir şeyin olabileceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü bir anda adalet istiyoruz diye hop yaygara koparıp aynı gün sokağa dökülme kararını hızlı bir şekilde alan MKYK, bak çok hızlı bir şekilde olay cereyan ediyor. Ertesi gün hemen anında MKYK toplanıyor, aynı gün MKYK toplanıyor. Hızlı bir şekilde kararlar alınıyor, yürüyeceğiz kardeşim deniliyor. Adalet için yürüyeceğiz deniliyor, slogan da bulunuyor. Hop bir anda organizasyon yapılıyor. Tak tak belediyeler anında organize olmuşlar. Başlıyor bu adalet yürüyüşü. Yani iki gün, üç gün bir soğukkanlı olalım, bir düşünelim. Ne yapılabilir, başka yollar var mıdır? Bunları hiç araştırma ihtiyacı duymuyor. Bıçak yemeye dayanmışmış, artık yürümesi gerekiyormuşmuş. Tabii Balbay Tunca Özkan da tutukluydu. O zaman da onun milletvekiliydi ya onlar. O zaman henüz daha bıçak yemeye dayanmamış. Kılıçdaroğlu'nun. Ergenekon, Balyoz davalarında gıkı çıkmıyordu. Yani bu yürüme meseleden tepki veriyordu da. Bu kadar. Yani muhalefet, yani bu kadar vermiyordu ve böyle böyle yürüme meselelerinde bu kadar böyle atraksiyonel, böyle efendime söyleyeyim kreatif bir böyle planlar, şeyler, fikirleri yoktu. Hiç böyle eylemler yapası gelmedi aklına. Acaba diyorum, yargı Kılıçdaroğlu'na da bir gel bakalım buraya. Sen şu MİT'lileri, bu MİT'lerin bu casusluk operasyonunun, uluslararası casusluk operasyonundan haberin var mıydı bu MİT görüntülerden? Bak ne diyor Pensilvanya'daki elebaşı? Görüntüleri çekin, diyor bak tırları durdurun, görüntülerini çekin ve diyor yayınlatın. FETÖ bir terör örgütü değil mi? Fethullah terör örgütünün elebaşı değil mi? Elebaşının bu talimatları yok mu? Savcılığın elinde bu deliller yok mu? İki tane imamın efendim Amerikan konsolosu aradığı belirlenmiş mi? Belirlenmiş. Savcı şimdi diyor ki Enis Berberoğlu'na diyor bu görüntüleri verenleri de araştırıyoruz diyor. Bu araştırmanın ucu Kılıçdaroğlu'na dokunacak mı? Mesela şu yuvarlak masa toplantısında ne konuşulduğunu acaba Sayın Savcı'ya anlatacak mı Kılıçdaroğlu? Ben merak ettim de. Acaba Erer Erdem ne bileyim o dönem çok bahsediyordu bu MİT'lilerin görüntülerinden. Bayağı işte IŞİD'e gidiyordu bu silahlar. IŞİD'e çıkıp mecliste konuşuyordu ya falan. Belki ne bileyim acaba o da onda haberi var mıydı bu MİT'lilerin görüntülerinden? Acaba var mıydı bak soruyorum ben. Vardı demiyorum. Var mıydı? İhtimaller arasında. Yani soruyorum sadece ya soru bu. Bir şey yok burada. Suçlama yok. Soru. Kılıçdaroğlu'nun acaba haberi var mıydı? Haberin olmama ihtimali olabilir mi ya? Bu mümkün müdür genel başkan? Mesela şu soru sorulmalıdır. Kılıçdaroğlu darbeden haberi var mıydı 15 Temmuz darbesinden? Bu da önemli bir sorudur. Ne demişti danışmanı? Halk TV'de şu anda FETÖ suçlamasıyla gözaltında olan. Canım demişti Ankara'dakilerin de bir planı var. Onların da bir B planı var. Bu planlar aslında darbe de konuşuluyor demişti. Acaba genel başkanın kulağına fısıldadı mı bunu? Şimdi Kılıçdaroğlu kontrolü darbe diyor değil mi? Kılıçdaroğlu darbe gecesi niye İstanbul'a gelme gereğini duydu? Niye Ankara'da kalmadı? Deniliyor ki olabilir ya bir hafta öncesinden bir program yaptı Kılıçdaroğlu değil mi? Bir hafta önce biletler alındı. Bir hafta öncesinden bir program için İstanbul'a gelindi değil mi? Acaba bu önceden mi planlandı? Bak şimdi ben de komplo teorisi üretiyorum. Değil mi? Yani neden o gece o saatte gelindi? Şimdi indi uçaktan, son derece rahat bir şekilde birileri o darbecilerle konuştu, cuntacılarla. O da elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde arabasına bindim. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Şimdi soruyorum bak, ben de komplo teorisi üretiyorum. Bak kontrolü darbe deniliyor ya.
Şimdi birçok kişi yazdı. Fuat Uğur da yazdı ya TGRT'den. Star'daki yazdı, haber yaptı. Bilmem Yeni Şafak'ta birileri haber yaptı. Bir tanım darbe marbe olabilir, şu olabilir, bu. Biz çıktık burada ekranlarda, ben söyledim darbe tehlikesi var diye. Olabilir diye, dikkatli olunması gerekiyor diye. Birileri köşe yazdı jet pilotlarıyla ilgili. Rahatsız bir yazıları falan var. Şimdi Cem'in açıklamaları. Herkes bir şeyler söylüyordu. Yani bir şeyler olacağından herkes şey oluyordu yani. Şey vardı, endişe vardı. Tabii devlet aklı, devlet istihbaratı da bunu biliyordu ama nasıl olacağını analiz edemiyordu belki de. Sonra da bir anda zaten erkene alındığı için, daha doğrusu sızdığı için MİT'e hop dediler, erkene aldılar darbeyi. 3'te yapacaklar da saat 10'da yaptılar. Değil mi? Tabii ki devletin bir istihbarat aklı var. Devlet böylesine tehlikeli bir yapının bu tür bir kalkışmaya girişebileceğini mutlaka analiz etmiştir. Buradaki istihbarat zafiyeti nedir? Ne zaman olacağı? Ne zaman ve nasıl olacağını? Belki bu istihbarat sağlanamamıştı. Sağlanamaz çünkü MİT askeriyeden istihbarat alamıyordu ki. Bunun MİT açıklamaları var. MİT askeriyeden istihbarat alamıyordu. Askeriyeden istihbarat alamayan bir MİT nasıl analiz edecek, nasıl o zamanlamayı bilecek, nasıl şey yapacak? En sonunda bir tane binbaşı, bir tane geliyor subay OK, efendime söyleyeyim, diyor ki vallahi bir hareketlilik var, bir şeyler var, bu hareketlilik bir darbeye dönüşebilir, Hakan Fidan'a suikast yapılabilir gibi bir takım önemli istihbaratlar veriyor. Hı hı. Bu istihbaratlardan sonra da Hakan Fidan bunu ciddiye alıyor, bu şeyi, bilgileri hemen Hulusi Akar'ın yanına gidiyor. Şimdi böyle oldu. Ama Kılıçdaroğlu diyor ya kontrolde, ben de diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu, sizi Ankara'dan akşam İstanbul'a getiren şey neydi mesela? O darbe gecesi. Ne oldu da siz Ankara'ya geldiniz, İstanbul'a geldiniz? Nasıl bu kadar rahat geçip gidebildiniz? Acaba sizin danışmanınız da kulağınızda bir şeyler fısıldadı mı? Bak böyle şeyler dönüyor. Yani Ankara'da konuşuluyor. Sizin de bundan önceden haberiniz var mıydı? Sorular soruyorum. Bak bu da bir soru. Bak ben de şimdi teori üretiyorum gördüğün gibi, teori. Şimdi bu benzer teoriyi de MİT tırları için de üretebiliriz. Yani acaba hani Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmaması mümkün mü? Yuvarlak masada ne konuşuldu Ekrem Dumanlı zaman yazarlarıyla birlikte? Ne konuşuldu? Eren Erdem acaba o da biliyor muydu bu MİT tırları görüntülerini? Acaba onun o görüntülerin Enis Berberoğlu'na verilmesi aşamasında bir köşesinde Eren Erdem'de var mıydı? Soruyorum sadece. Var mıydı? Olabilir miydi? Olabilir mi? Sayın savcılar bunu araştırıyorlardır. Sayın Fidan araştırıyor. Eminim ki çok önemli bulgulara, efendime söyleyeyim, ulaşacaklardır. Göreceğiz bakalım ucu Kılıçdaroğlu'na dokunuyor mu, dokunmuyor mu? Acaba Kılıçdaroğlu'nun da ifadesinin alınması gerekliliği duyulacak mı, duyulmayacak mı?